Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Demir abiyle beraberiz. Merhabalar, ben Demir. Yine İstanbul özel. E92M3'ten sonra 46M3'ün içindeyiz. Bayağı istediniz. Sonunda çekiyoruz. Teknik özelliklerine başlayalım istersen abi. Evet, teknik özellikleri 6 silindirli, sıralı, 3.2 litre motor hacmine sahip. S54. Evet, S54 kodlu makinamız. 343 beygir, standart beygiri var. Son atmosferikler artık zaten. Evet. S65'ten sonra artık bitirdiler çağı. Keyifli bir makine. Çok keyifli. Atmosferik, sesi çok güzel. Ben çok keyif alıyorum kullanırken. Zaten tercih etmenin sebebi de herhalde atmosferik olmasıydı, değil mi? Evet, atmosferik 6 silindirli bu makinesi çok hoşuma gidiyor. Ses olarak, yürüyüş olarak, tarz olarak hoşuma gidiyor benim. Şey sorusunu yönetebilir belki izleyiciler. Niye manuel tercih etmedin? SMG2 tercih ettin. Ya özellikle esasında SMG'yi tercih etmedim. Yani biraz da denk geldi alırken arabayı. Manuel, ama manuel kullanmak istemiyordum zaten. SMG'deydi hep gözüm. Biraz da şansım oldu, kısmet oldu, SMG oldu. Bir tık çünkü kronik sorunları oluyor bu SMG'nin. Ya da evet. Bakımsal olarak daha iyi bakmak gerekiyor. Manuel birazcık daha hor kullanılabiliyor. Evet, evet. Pist kullanımlarında, daha spor kullanımında aslında manuel daha iyi. Geçişleri SMG biraz daha kırılgan bir şanzıman. Geçişleri sana göre nasıl arabanın? Geçişleri bana göre, ben DSG'de de kullanıyorum. Ona göre pek hoş değil. Yani eski çok sarsıntılı. Evet, çok sarsıntılı. İstersen de bir gösterebiliriz nasıl düşüşleri. Yükseltmeksi nasıl? Evet, evet. Mesela şu anda bir kez... Görüyorsunuz. Kurmayı da seven bir şanzıman aslında böyle. Arkadan böyle bir kroşe geliyor. Yani konforu sevenler için çok güzel değil. Şu an en sertteyiz değil mi bir de? Evet, şu an en sert modda. Mesela ince bir gazlayabiliriz abi. Tabii. Yani konfor seviyorsan yanlıştır bu şanzıman. Yok, bu yanlış, evet. Konforlu bir şanzıman değil bu. Ama eğlenceli. Piste çıkarma fırsatınız daha olmadı değil mi? Yok, henüz olmadı. Coilover taktık. Coilover'larımız var. Daha fakat araba ayar konusunda daha tam oturmadı. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil zaten. Ufak ufak modifiyeler var. Stok değil, evet. Dereceli eksantriğimiz var. Headers'ımız var. Super Sprint. Borla Getback egzozumuz var. Ses zaten bayağı bir yırtıcı zaten. Ondan böyle birazcık daha rahat konuşamıyoruz. Evet, evet. Evet, evet, biraz öyle. Arabamız esasında şu anda hala da yapım aşamasında. Bitmiş değil. 1-1,5 aylık gibi bir süremiz daha var. Daha eksiklerimiz var. Yavaş yavaş geliyor. M4 fren setup'ı aslında vardı değil mi? İleriye. Evet, M4 frenlerini aldım komple. Onlar takılacak. Karbon seramik değil ama değil mi? Normal. Hayır, yok, normal aldım. Karbon seramik hem çok pahalı hem de bu araba için gerek duymadım ben. Şu an coil ne var bizde? Coil üzerinde şey var, ayarlı ST'nin coilover'ları var. Bayağı bir yumuşak ama galiba değil mi şu an? Şu anda, sert gelmedi. Şu anda hiç ayar yapılmadı daha. Araba daha çok yeni. Yavaş yavaş arabayı oturtmaya çalışıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Pist setup mı olacak yoksa daha çok böyle günlük kullanım daily? Yok, günlük kullanım olacak. Pist setup düşünmüyorum. Pist için ayrı bir aracım var, onu kullanıyorum. Clio var senin orada. Evet, Clio RS'im var. Onunla çok mutluyum pistte. Bunu pek pistte harcamak istemiyorum açıkçası. Çok kıymetli bu arabalar artık. Koltuklar da daha zaten yeni yapıldı değil mi? Koltuklar bayağı güzel duruyor. Evet, arabanın aşağı yukarı 2 aylık bir restorasyon çalışması oldu. Koltuklarımız yeni yapıldı. BMW'nin orijinal derileri. İstanbul'da döşemeci Aposta var, o yaptı. Bayağı güzel olmuş yani. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Alcantara direksiyon falan da. Evet, Alcantara direksiyon. Trimlerini Piano Black yaptık. Yavaş yavaş topluyoruz. Ama güzel gözüküyor. Maşallah diyebiliriz. Sağ ol, eksik olma. Teşekkür ediyorum. Kemerler de galiba yeni M4'ün Competition'la beraber geldi. Evet, 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 evet. Güzel bir uyum olmuş. Evet, sade tercih ettik. Yani arabada şatafat sevmiyoruz. Sade. Sen daha çok böyle klasik ama yine böyle bir retrofit yaparak.
Evet, öyle seviyorum. Böyle çok gösterişli olmayan sade şık arabaları seviyorum ben genelde. Şu an herhalde sadece gösterişli olan bir Borsteiner bir kaputumuz var. Evet, karbon bir kaputumuz ve karbon CSL'in arka bagaj kapağımız var. Fakat biz bunların karbonlarını iptal ettik. Boyadık. Boyandı. Evet, boyandı. Çünkü karbon bu arabanın doğasına pek uygun değil. Bir de bizim şey, tavanda karbon değil, sunroofumuz var. Evet, sunroofumuz var. Evet. Belki o 3 rayım güzel olabilirdi. CSL'de belki olabilirdi de bu arabada pek... İleriye dönük ama düşünmüyorsunuz değil mi bunda karbon tavan upgrade falan? Hayır, yok, düşünmüyorum. O ya, eğer piste girecek olsaydım, pist setup yapsaydım o zaman düşünürdüm. Ama günlük olduğu için düşünmüyorum. Arabayı çok bozmak istemiyorum açıkçası. İleriye dönük şeyler var mı peki, böyle supercharger falan yükleme? Yoksa atmosferik mi kalacak? Atmosferik düşünüyorum. Ben diğer arabalarımız zaten hep aşırı beslemeli. Atmosferin bunun Evo'dan zevki... Evo'dan da bahsedebilir senin mesela. Efendim? Evo farklı bir dünya senin. Evo evet. Evo ciddi olarak kuvvetli bir araba. Evo 8'im var, 9 görünümlü. Onu aşağı kadar 3 seneden fazla oldu. Uğraşıyoruz, yapıyoruz onu. Belki denk getirirsek ileride onunla çekeriz. İnşallah, inşallah. Onun da bitmesine az kaldı. 1-2 ay gibi bir zamanımız var. O da bitmek üzere. Hatta şanzımanı falan da onun böyle F1 tarzında. Sequential Dogbox var onda. Biz onun üzerine Air Shift taktık. O bayağı şey bir araba. 8 enjektörlü falan. Çok uğraştığımız bir araç. Proje. O evet, biraz evet. İnşallah bu setup'ımızda setup değiştirdik. 1000 beygirin üstünü düşünüyoruz. 3 barın üstünü hedefliyoruz. Bakalım kısmet. Neşeli bir şey olacak o. O biraz eğlenceli olacak evet. Onda draglara girmeyi düşünüyorum. Esas amacım o. Onun için hazırlıyorum onu. Yunanistan'a gitmeyi düşünüyorum. Bakalım kısmet. Bu aracın tutulmasından memnun musun mesela? Şu an 4S. Şu an evet, tutunmasından çok da memnun değilim aslında. Ayarları daha tam oturmadı. Önü biraz yukarıda. Daha sonra baharda şey gitmeyi düşünüyorum. Nürburgring'e gitmeyi düşünüyorum. Orada bu arabaları yapan bir iki tane firma var. Sırf ayar yapıyorlar. Onlara gidip arabayı coilover'larını ayarlatmayı düşünüyorum. Bir roll cage falan ama olmayacak değil mi bu arada? Yok, olmayacak. Bunda olmayacak. Şanzıman bayağı sert vuruyor ama ya. Evet, ciddi vuruyor. Dediğim gibi günlük kullanım için çok keyifli değil bu SMG. Yumuşağı alsak mesela nasıl atıyor? Alayım istiyorsanız en yumuşağı alayım şu anda. En yumuşattım. Bu sefer bayağı fark etti ama. Evet. Biraz yani daha yumuşak. Kafalardan büyük ihtimalle anlaşılır. Kafalar böyle geriye doğru gitmiyor bizim. Aynen aynen aynen. Yumuşalınca biraz daha şey, daha yumuşak takıyor. Fark var. Fark var. Fark var. Ses yönünden bayağı bir şey var ya arabanın. Üst devirlerde böyle artık hani ben buradayım diye bağırmaya başlıyor. Evet, atmosferin güzel tarafı aynen, o. Aynen, devir çevirdikçe. Aynen. Buna şey düşünüyoruz, karbon intake kitimiz geliyor yolda. Onu da taktıktan sonra tekrardan CSL bir... CSL tarzı böyle. Evet, CSL tarzı. Onu tekrardan, onu yaptıktan sonra CSL şanzıman yazılımı atacağız SMG'nin. Bir tık daha sert vuracak artık herhalde. Bir tık daha sert vuracak, daha canlı takacak vitesleri. Onun dışında aracın kronik sorunlarına değinebiliriz. Belki aracı alırken izleyiciler merak edebilir. Nelere dikkat etmek gerekebilir? Bu arabada en büyük kronik sorun bu E46'larda. Motor yataklarında aşınma, bundan dolayı da motor kırılma problemleri yaşıyor. 46, 92, E36'da zaten yataklar en makinelerde zaten böyle dikkat evet. edilmesi noktalardan biri. Evet var. Bunlarda o hastalık, o kronik hastalık. Bir de 90-100 binde değişmesi gerekiyor. Vallahi onlara bile kalmadan değişmesi gerekiyor bence. Daha or kullanıma bağlı tabii. Biraz evet. Kullanıma bağlı biraz. Bir de galiba bu kasaların makyaj öncesi biraz sıkıntılıydı. Fabrika hatta geri çağırıp o yatakları değiştirdiler diye biliyorum ben. Evet öyle değiştirdiler. Bizimki zaten makyaj sonrası. Evet işte. Makyaj sonrası ama bunlarda da var yani genelde. Bu M'lerde genelde bu hastalık biraz devir döndüğü için bunlarda. Vanos var. Evet var bu makyajda olanı. Bunlarda bir de kronik hastalık E46'larda arka şaselerinde çatlama oluyor. Bu bunu yani komple bir sökmek gerekiyor. Evet sökülüp oraları tamir edilip onaylatılıp tekrardan şey yapılıp toparlanıyor o şekilde. Ne kadar iyi baksan yine de oluyor yani bu. Ne kadar iyi bakarsanız bakın oluyor. Yani bu yaşla da alakalı. Oluyor muhakkak oluyor bu. Yorgunluktan dolayı artık. Evet bu tabii arabada metal yorgunluğu da oluyor. Bir de oralarını zayıf tutmuş fabrika yaparken. Üretim hatası. Oralarını kuvvetlendirip ama hiçbir sorun olmadan kullanılabiliyor. SMG'yi deneyebiliriz. Mesela başta da değindik ona. Evet, SMG'de de var. Kronik sorunları var onların da, şeyleri var. İşte kendi kendini kilitliyor. Bir sürü problemleri var SMG'nin de. Beyine arıza veriyor.
Hatta SMG'de memnun olmayı sonra manuelleri çevirenler var. Var, ben de duydum, var onları yapanlar da var. Dönüyor, bunların da kitleri var hatta, satılıyor. Tekte galiba bu çevriliyor. Mesela S85'in, M5'in SMG'si çevrilmiyor manueli bildiğim kadarıyla. Evet öyle. Daha şefkatli yani. Evet öyle, evet. Bunların hatta çevirme kitleri de var. Onları alıp takabiliyorsunuz ama ben arabanın orijinalini bozmak istemedim. Böyle üretilmiş, böyle kullanılmasını daha tercih ediyorum. Daha keyifli zaten. İkisi yani, de daha farklı keyifler sunuyor. Evet aynen. Yani piste girseydim düz vites tercih ederdim. Çünkü vites düşürmelerde gecikmeler yaşanıyor bununla. Düz vites tercih ederdim ama günlük kullandığım için SMG keyifli bence. Denizlenti o yaparsın orada, o keyif de var orada. Evet aynen aynen. Bunda o keyif yok. Şanzıman fena vuruyor ama ya. Acayip vuruyor. Ya işte belki şu CS'nin ayarını mayarını yaparsak, bundan önceki adamlar ne yaptılar, kurcaladılar mı, ne yaptı onu da bilmiyorum. Evet, hani bir şey varmış ki bu kadar. Var yani biraz, ben de şeyim, akslarında azıcık boşluk var, yeni akslarım geliyor. Ondan da biraz o vurmayı yapabilir. Ama şey var, şanzıman yazılımını ben çok beğenmedim bunun yani. Yani bir şeyler var herhalde ki. Var böyle çok küt küt vuruyor. Küt küt evet vuruyor. Ya çok sertti, şanzımanın çok hard bir ayar yaptılar buna. İşte biz hepsini kontrol edeceğiz, tekrardan düzelteceğiz. Hatta hepsini. Bu normalde burada duruyor ya, bizim evet. Bir arkadaş buradan ses açmaya çalıştı. Bir açıyor bir kapıda, bir kapıda. Doğrudur. Kanka dedim, ne yapıyorsun? Tabii. Bozcan dedim. Teyip değil o. Tabii yani, ben genelde en sertte kullanıyorum da bu biraz fazla vuruyor, ciddi vuruyor. Evet. Yani. Akslarında var ama boşluk, biliyorum söktük. Şimdi akslar geliyor. Görüyor musun? Frenlere bak. Frenler? Berbat. Değişmesi lazım acil. Abi belki şeyden de sana gelebilir mi? Evo'nun frenlerinden sonra bu Evo. Yok yok abi, baksana frenlere. Direksiyon da zaten. Berbat ya, böyle bir fren olamaz yani. Hanımın Volvo'yu kullanıyorum, onun bile böyle değil. Zart diye duruyor. Çok kötü yani. Değişecek inşallah, kendine gelir. M4'ün frenlerini takınca evet, kendine gelir bu. Videoda eleştiri olmasın, balatalar değişecek zaten, frenler komple. Aynen, hepsi değişecek. Aynen. İç donanımdan zaten bir M3'de bahsetmeye gerek yok herhalde. Daha çok motorun sesini dinliyorsun. Evet. Sisteminiz de karbon kardon zaten ama evet, bu çok araba açılmıyor herhalde değil mi teyip? Bu araba üretildiği yılının en dolu arabasıymış. Karbon kardon falan hepsi var içinde. Araba fullmüş. Zaten o zaman Borusan hep bu arabaları full getirmiş. Bu da onlardan bir tanesi. Özel mesela. Evet, bu Jet Black dediğimiz katalogda şey geçiyor. Schwarz 2 dediğimiz bir renk. Bundan 2 tane ya da 3 tane girmiş Türkiye'ye bu arabadan. 46 taşı da çok hoşuma gidiyor. Mora metalik. Evet, o da güzel bir renk. Çok güzel bir renk. Evet, güzel onlar da. BMW'nin renkleri güzel gerçekten. Özellikle siyah tonlarını böyle değişik değişik şey setuplarla kullanıyorlar ya mesela. Evet. Rubin Schwarz var, bu var. Evet. CRS Black E92'de var. Aynen, çok güzel o renkler. Bir Alpine beyazı çözemiyorlar, o Beko beyazı bir gibi yine. Evet evet öyle. Ne yazık ki öyle. Onun dışında senin eklemek istediğin bir nokta var mı? Bayağı bir konuştuk çünkü, özetledik arabayı. Valla benim çok beğendiğim bir kasa E46 M3. O yüzden zaten tercih ettim. Arabanın boyutları, kullanım keyfi. Yani sen daha çok sıralı 6 seven mi, yoksa V8 makinede olsa E92'yi de tercih eder miydin? Ben V8'den daha çok seviyorum sıralı 6'yı. Nedense bilmiyorum. Bazıları V8 tercih ediyor ama bu arabanın evet, bu arabanın motor sesi çok hoşuma gidiyor benim. Yani V8 biraz Amerikan gibi. Evet. Ben Amerikan, yıllar yıllar Amerikan kullandığım için o biraz Amerikan arabası gibi geliyor bana. Gerçi yine böyle motor spor V8 gibi. Evet. S65. Yani asla, o da çok güzel ama benim tercihim sıralı 6 her zaman. E36'nın da kasasını sevmiyorsun sen. Evet, şu sevmiyorum. Yani 318 IS gibi duruyor yan yana çektiğiniz zaman. Bu arabayı uzaktan da görseniz, nereden görürseniz anlıyorsunuz M3 olduğunu. Çünkü karoseri daha geniş. Evet, evet. Bunlar da öyle. E36 böyle birazcık daha üvey evlat gibi muamele görüyor. Çünkü dıştan hiçbir farkı yok. Sadece motor farklı. Evet, onu neyse BMW öyle yaptı. Neden öyle yaptı bilmiyorum ama sonradan düzeltti Allah'tan. Şimdi M'ler M'e benziyor. Evet, M'e benziyor. Bir işte Haram Beygir geldi. Evet, ne yazık ki öyle oldu artık. Turbo geldi, mertlik bozuldu. Bu arabalar yakında benim gözümde klasik olacak bir arabalar. Çok sevilen bir kasa bu E46. Temiz de zaten pek kalmadı. Olanlar da zaten satmıyor. Evet.
Vallahi rakamlar ya da çok yüksek oluyor. Yükseldi ve daha da yükselecek bu gidişte. Durum onu gösteriyor. Future Classic işte o konuma geliyor. Yavaş yavaş oraya doğru geçiyor araba. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.